arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok sıkıntılı bir videoyla beraberim. Şu anda Orkun Işıt Mağaravindeyiz. Kendisi benim tam olarak 7 yıllık arkadaşım ve 7 yıl sonra ilk defa Orkun götüne şaka yapacağım için çok mutluyum. Bugüne kadar yaklaşık 9 tane şaka yapmıştır diye şu anda bir tahminde bulunuyorum. Ya bu adam bana çok eziyet çektirdi arkadaşlar. Bugüne kadar da hiçbir şey yapmamıştım. Ama artık bunun vakti geldi diye düşünüyorum. Yani artık bir şeyler yapılmalı. Bizim senede bir çektiğimiz bir şaka serimiz var. O da zaten gizlice kalmaya. Önce Meryem'de, sonra Abdü'de, bugün de Orkun'un evde gizlice kalacağız. Bayağı bir kameramız var. Şu an zaten bir kamera orada, bir kamera burada. Bir tanesini zaten sakladım, çıkarırız biraz sonra. 4-5 tane GoPro, bir tane el kamerası. Bunların hepsini Orkun'un bu büyük evine yerleştireceğim. Merve ile işbirliği içindeyim. Kendisi Orkun'un nişanlısı oluyor. Sağ olsun köpekleri de dedim, şimdi bunlar bizi ifşa eder bu hayvanlar, dedim köpekleri de al başka yere götür dedim, sıkıntı yaşamayalım dedim. Çok teşekkür ediyorum, onda da yardım etti. Gel ufaktan gezelim dedi. Burası mutfak, böyle bir mutfağı var. Mutfağa kamera koymayı düşünmüyorum, mutfakta arar mı? Çık buradan. Ondan sonra burada şöyle bir dolabımız var. Bayağı bir inceledim evi. Saklanabilecek çok fazla yer yok. Yani bu dolabın burasına yatarım diye düşünüyordum ama böyle boş. Banyo zaten imkansız, banyoya girmek. Şurada bir stüdyomuz var. Bu stüdyomuzda da her ne kadar kasvetli de olsa saklanacak yer az. Yani dedim şunu çekeyim, böyle çekeyim arkasına yatayım dedim. Anlar çünkü her ne kadar dikkatsiz salak da olsa bir o kadar da zeki bir arkadaşımız. Yani saklanabileceğim yer sayısı çok az ama çok ortada olmasa da rağmen çok güzel bir yer buldum ya. Işığını kapattık mı onu? Kapalıydı. Her şeyi olduğu gibi bırakmak lazım. Turgut'un Meryem'in evde yaptığı gibi şey yapmak yerine, kapıyı 3 kere gitti, kapıyı 1 kere kilitlemek yerine daha dikkatliyiz. Burada merdiven, burada salon. Tam burada bir ardiye mi denir artık? Tam bir merdiven altı yani. Merdiven altı üretim kelimesinin çıktığı yer burası. Böyle bir çöplük yığın halinde bir yer var burada. Bunun arkası boş. Ver kamerayı. Şöyle boş, şu şekil. Buraya yatacağım. Biraz havasız olacak tabi ama yapacak bir şey yok. Üst kata doğru gidelim, biraz da onu göstereyim. Çatı arası varmış. Merve'nin verdiği bilgiye göre de oraya çıkamam. Korkarım bir de, ben çökertirim falan diye korkarım, çıkmayacağım oraya. Burada bir adet depomuz var. Böyle bir depo. Yıkıntı. Her şey leş. Bok götürüyor ortalığı. Yani şunu alıp böyle düz yere koysam fark edilmeyecek kadar bir dağınıklık var, o yüzden güvenli burası. Burayı düşündüydüm ama işte yemedi. Yine de yemedi. Tam olarak arkasına saklanabileceğim bir şey yok diye. En sonunda burası var. Burası da bayağı bir şey ya. Çok açık yani. Buraya saklanmanın pek bir mümkünatı olduğunu düşünmüyorum. Yatak odasına saklanacaktım. Merve yatak odasına karışma dedi. Ben de tamam dedim yani. Geri kalan seçenekleri zorlayacağız. Önce biraz dinlenin. Yoruldum. Tuvalete girsem mi acaba? Anlar mı tuvalete girersem? Ben olduğumu anlar. O kadar mı aşina kokuyor? O çok seviyor da zaten. Biliyor, tanıyor, direkt anlıyor. Köpek gibi. Narkotiğe köpek olarak alacaklarmış bunu. Gururu el vermemiş, o yüzden kabul etmemiş. Bu bacağıma yapmaya çalıştığım ağda için buraya koyayım diyorum. Böyle koyarsam, tabii önünü kapattıktan sonra bu govel gelip salonda otururmuş genelde. Salonu hem direkt kabak gibi görecek, hem buradan içeri girişini de biraz görürüz. Merdivenden çıkışını da görürüz. Ben bunu bu şekilde koysam. Zaten dediğim gibi dikkatsiz. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle. Bak. Şu. Şu. Aha mis. Gözü bozuk zaten. Oo. Sen görünmez, gel buraya. Ya televizyon izlediğini düşün bir de, televizyonun parlaklığı olacak. Mümkün değil fark edilmesi. Benim bu saklayışım mesela millete az geliyor. Sonra şakayı yapılan adam diyor ki ben zaten onu sen fark etmezdim. Sonra ben de mesela bakınca ya fark edilecek gibi değil. Biz bildiğimiz için dikkatimizi çekiyor. Normal evinde otururken bir yıldır burada duran dekorun arkasında kamera olma ihtimalini kaçtır ki yani. Burada oturayım mı? Daha çok ses çıkamazdı herhalde. Ha ha ha. Ben bunu kırmadan kalkabileceğim mi? Ah. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor değil mi? Güzel gidiyor değil mi? Şuradan gelelim. İkinci GoPro'yu videoya başlamadan zaten şöyle düşünmüştüm ben direkt. Bunu açıyorum babuş. Buraya getiriyorum bunu. Böyle koyuyorum, tamam mı? Ondan sonra bunu böyle kapatıyorum. Orkun bunu fark etsin, benim tanıdığım Orkun gelsin beni götür. Arkasından geldiğin zaman da burada bir tane daha bir şey vardı. Arkasında kağıt gibi bir şey koyduk. Yine görünmüyor, arkadan da görünmüyor. Gel böyle hatta. Koltukta oturduğu yere bakacak olursak yine görünmüyor. Bu da kusursuz. Üçüncü açımız. Onu da şöyle düşündüm. Önüne de şöyle mesela. Şu. Oldu oldu. Mis. Kaskı da geri yerine koyabilirim. Çok güzel.
Göreceğiz. İnşallah düşmez. Her şey umutlara bağlı. Belki bant gibi bir şeye yapıştırırım ama bu burada duracak. Yani o gerginlik anında ben şeyi zannetmiyorum ki. Hani gelsin. Hatta ver kamerayı bana. Şöyle bir şey yapsın. Gergin geldi. Böyle yürüyor. Yürüyor. Gelip buna böyle insan fokuslanmaz herhalde şuna. Şimdi Abdi de olmadı. Meryem'de de vardı bir tane açıkta olan. Onda da olmadı. Ya zannetmiyorum ki buna baksın. Zaten gergin oluyor. Yani baktığı yerler insanı korkunca şuralardan ziyade genelde böyle bir adam bekliyor karşısında. Son GoPro'muzu da şuraya koyacağız. Depoya koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Reis para bok tabii. GoPro çok. Uf. Üf. Üf yani. Etrafını kalabalıklaştırırsam hiçbir şey olmaz. Baba. Oh. Aha. Şimdi bunun gibi bir ufak şey daha. Of şapka. Mis. Bunu da kapattık. Kamera kaydını açmadan önce bir dakika. Benim buraya yerleşişimi çekmemiz lazım. Gel. En boktan kısım. En zor kısım. En sevmediğim. Bir tane yastık alacağım hatta yanıma. Bir sürü var da. Şunu aldım. Şimdi alacağım. Abi ne angarya varmış burada. Ama koyayım ya. Ben yerleşiyorum. Bunları benim yanıma ittir. Of. Ya bok kokuyor. Çok kötü. Her şey çok kötü. Ay ıslakmış. Hayvanın suyu ıslakmış. Böcek möcek yok değil mi ya? Haydi. Geldim. Oh. Evet. Başlıyorum o zaman ittirme. İttir. Hepsini sıkıştır bakayım ben. Ben bak Orkun gözüyle geliyorum, tamam mı? Baktım burada. Zaten yığıntı yani bu. İnsan gelip de bunun arkasında bir şey aramaz. Ayağın falan görünüyor mu? Hiçbir yerin gözükmüyor. Diyorsun. Şuraya kadar falan gelmesi lazım. O da zaten göte benzemiyor. Bu ortam güzel böyle. Mutluyum burada. Yarım soru gibi ama kayıttadır herhalde. Şimdi burayı. Aha. Aha Merve abi. Alo. Ne oldu? Geliyor mu? Ne zaman geliyor? Ne kadar şimdi? Ah s**tir. Tamam çek. Tamam hadi çok. 5 dakikaya geliyormuş. Şimdi beni oraya sok. Kameraları kayda sokalım. Önce kameraları kayda sokalım. Ondan sonra beni oraya sok. Sonra çık git hemen çıkman lazım. Tamam. Çok hızlı yapmamız lazım. Hadi. Kamera kayda soktuk zaten. Panik yaşıyorum. Şimdi bütün kameralar kayıtta. Beni buraya sok Berkay. Beni buraya sok. O neydi lan? Şakayı biz yapacağız. Allah. Aman. Gebeş. Niye? Oha. Şüş. Yuh. Şöyle bir şey alayım diyorum. Bir de şundan alayım diyorum. Aa, telefon yanımda. Aman. Of çok kötü. Evet tamam. Kapat bunları. Sonra kamerayı bana ver. Kapat. Hmm. Allah. O kadar değildir ya. Bakacağız. Yakalanacağız. Ben çıkıyorum. Kamerayı ver. Kamerayı al. Tamam git. Hadi. Ayakkabımı unutma benim. Ben çık. Hemen git. Hadi bay bay. Benim ayakkabıyı da al. Çok kötü görünüyorum ya. Çok şişko görünüyorum ben. Buraya pis sıkıştım ya. Bir ses geliyor. Ne sesi bu? Geldi. Geldi. Birazcık doğal hayatını yaşasın. Allah
bakalım. Kim varmış burada? Abi evet, anladığım kadarıyla onlar bir ajans, eğer işi yapıyorlarmış. Thank you.
Radyonda mı? Yanında mı radyonda mı? Bana niye şak şak bir şey mi yapıyorsunuz? Evde Cumhuriyet şu an benim evde mi? Arıyorum açmadı, aradım mı? İki kere aradım açmadım lan. Bak ulan yine bir şaka yapıyorsun. Benim evimden evde kalıyorsanız şu an öldürürüm valla sizi ya. Lan kapat kapat. Etiket oldum ben. Aşırı etiket oldum.
Murat ya. Orkun. Kamera düştü. Sikeceğim kameranı da senin de belanıza. Geri zekalı. Kafama ağaç giriyor. Kafama bir şey giriyor. Aptal herif ya. Yardım et. Ya siktir git. Yardım et. Allah Allah. Aptal. Çekemiyorum. Ya öldürsem ne olacak seni aptal? Neredesin? Aptal mısın Murat Allah aşkına ya? Sen geceni kaç evinde ne yapıyorsun ya? Merve'den aldım anahtarı. İyi bok yemiş o da. Neyine yardım edeyim seni? Etmiyorum yardım sana. Siktir git, geber orada. Kaç saat oldu? Kaç saat ya? Usanmak, bıkmak bilmez misin sen ya? Şu üstümdekini bir alırsam. Allah'ım yarabbim, önce kedi sandım, sonra farem bir şey mi var? Orkuncum şunu al da iletişim kuralım. Bir hayvan mı kaldı girdi bir yerden sandım. Ya şunu bir al üstümden, bu ne? Yavaş ağacının içine girmişsin gerizekalı. Ben yapmadım, o düştü üstüme. Az önce kayıt şey olmuş, ben buradan düşerken kalkarken bir daha tekrar alabilir miyim? Ne dedin Orkun? Şey dedin de. Allah cezanı versin diyorum sana, başka da bir şey demiyorum. Gel ya. Öpeyim seni. Öpme beni. Öpüyorum, hayır, öpüyorum. 4 saattir önce kedi sandım, sonra fare sandım, sonra insan sandım. Kılıçla çıktım, telefonla Ömer'i aradım, sana sövdüm, seni aradım. Niye aradın ya? Seni aradım açmadın çünkü beni ne olacak? Titreşim hissetmedin mi evde? Yo. Telefon altıma sıçtım. Nerede durdun sen? Ben sana göstereceğim, ben ekipmanlarım aşağıda kaldı. Şahsen buradaydım, şu arkaya yatmıştım. Sorularını alabilirim. Orada kabak gibi duruyor kamera. Şu an bunu nasıl görmemiş olmama gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşıyorum kendime. Bak şarjın da %4 kalmış, bitiyormuş zaten. Aa, iyi. Son anda iyi dövdün. Kapat gözünü. Kapatın. Gel yürü. Gel şimdi, gel hop. Açayım mı? Aç. Anaa. Mumun içine mi sakladın? Isısından dolayı erimemiştir umarım ya. Hem de bizim kompromuz mu bu? Onu da siz ofisten aldık. Allah senin bir belanı versin. Onu da Burak'tan aldım, duadan istedim. Allah kahretsin, çabuk. Ateşe tut. Ocağı aç. Lan su geçirilmiyor değil mi? Doğru. Allah senin bir belanı versin. Çok pardon. Mumun üstüne GoPro mu konur? Isınıyor bu gerizekalı. Çok pardon. Oğlum şeye bile baktım ben. Tamam, evet. Böyle delik var bir tane. Orada evet. Da çatı aralığı var böyle. Öyle mi? Orada fareler mareler gezdiğine, hayaletler olduğuna falan inanıyorum ben de. Oraya bile baktım yani. Fare şu sesi mi yapıyor? Ya aldı kaşığımı tekrar yaptı ya. Allah senin cezanı versin. Nasıl bir insansın yani? Kabak gibi duruyor. Oğlum ben nasıl görmem bunları ya? Çünkü şöyle ki, gel yukarıdakileri de göstereyim. Bak burada. Çok komik. Amcık. 4 saatte benim evimde dalga geçiyor böyle. Çok basit bir yerde. Nerede? Al kabak. Çok basit bir yerde. Hala kaydediyor. Aha, şerefsiz. Senin ışığından parladı buradan löps diye. Aha, parlamasa bir bok görmeyeceğim. Aa, %0 şarj diyor ve çalışıyor hala. Kapandı. Bir GoPro'nun bitişine şahit olduk şu an hep beraber. Peki ben bunu daha büyük bir intikamını almaz mıyım? Bence sen en azından yaptın ve hani ben şu an kurtuldum. Benim vicdanım çok rahat. Çünkü sen gece kafanı yastığa koyduğunda rahat uyuyamayacaksın. Sebep? Çünkü ne zaman geleceğimi asla bilmeyeceksin. Niye geliyorsun acaba? Hangi hatla geliyorsun? Benim bana yapılan yaptığın şakaları unutmuşsundur sen. Videonun başına koyuyorum hepsini ben. Bunu mu kovalıyordun beni? Ha? Benim evimi kovalıyordun. Murat, sen benim evimde 4 saat bana şerefsizlik yapıp üstüne bana hakaret edemezsin. Kusura bakma. Ne yapasın? Ne kuzum? Gel buraya gel. Arkadaşlar Orkun'a abone olun bari de. Gel buraya gel. Arkadaşlar abone olun bari Orkun'a. Acık keseceğim ucundan. Gel pilavı koymalık bak, ya. Bak ben çok kestirdim zaten. Bak. Ay gösterme onu. Zaten çok kesik benim. Ama o ay. Netti şimdi ya. Ver sen arkadaş. Orkun videoyu bitiremiyorum. Ya Murat siz videoyu da bitir siktir git evimden artık lütfen ya. Ne olur ya. Tamam hadi görüşürüz o zaman. Şu şeyleri topla. Onları ben hallederim ya, şey yaparım. Nasıl? Haberleşiriz oğlum, şey yaparız.
Hadi şey yaparız ya. Kılıcı sokma şeyle konuşuyor. Böyle şeylere gerek yok hadi. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi hadi. Yalın ayak çıktım dışarıya. Ayakkabılarımı burada unutmuşum dedi.